Elazığ Belediye Meclisi Eylül ayı oturumları başladı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, belediye tarafından yapımına başlanan Batı Prestij Projesi ile belediye ve EBUAŞ'a gelir elde edileceğini söyledi. Elazığ Belediye Meclisi Eylül ayı oturumlarına birinci birleşimle başladı. Meclis Başkanlığı'nı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yaptığı oturumların birinci birleşiminde gündem maddeleri görüşüldü. Gündem dışı konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, göreve geldikleri günden itibaren şehrin genelinde altyapı başta olmak üzere üst yapıda ve sosyal alanlarda çalışma yaptıklarını söyledi. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan bunları yaptık. Tabii şehrimizde çok ciddi bir değişim ve dönüşüme de katkı sağladık hep birlikte. Şehrimiz için meydanlar, yeraltı otoparkları, cephe iyileştirme, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, fuar ve kongre merkezi, mini terminal, şehirler arası otobüs terminali, Harput'ta yapmış olduğumuz çalışmalar ve bununla birlikte şehrimizin kangrenleşmiş sorunlarından biri olan altyapıda yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte şehrimizde seçim öncesi hemşehrilerimize vaat etmiş olduğumuz 11 ana başlıktaki 100 projenin %90'ı civarında bir tamamlama oranıyla artık seçim satım haline girmiş bulunmaktayız. Tabii görev süremiz devam ettiği müddetçe de sizlerle birlikte hemşehrilerimizden almış olduğumuz güç ve destekle Şerifoğulları kentsel dönüşüm alanında çalışmaların devam ettiğini belirterek konut başına verilecek 75 bin liralık hibenin artırılarak kentsel dönüşümün önünü daha da açacaklarını kaydetti. Hatta çözülebilir ama istasyon caddesinin bu şekilde çözülme şansının olmadığını biliyoruz. Yeni mahallede işte 8 kat 7 kat yerinde yapılaşan yerlerin çözülmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Şu başvurular bir bitsin, ondan sonraki süreçte bizlerin hemen deprem sonrası ilk meclisimize almış olduğumuz ve Türkiye'de de ilk olduğunu iddia ettiğimiz konut başına 75 bin hibeyi bizler daha da arttırarak kentsel dönüşümün önünü açma adına bir ciddi bir çalışma tekrar yapacağız ve yapacağımız çalışmalar neticesinde bizler şu anda ekibimiz çalışıyor. İnşallah nasip olursa yani istasyon caddesi gibi ana arterlerdeki yerlerde vatandaşlarımız anlaşırlarsa bizlerin de yapmış olduğu çalışma neticesinde işte devletten almış olduğu hibesi, belediyeden almış olduğu 75 bin lira hibeyle birlikte sunacağımız kar elde etmeden sunacağımız rakamı kabul ederlerse belediye olarak oraları biz yapmayı da taahhüt edeceğiz yani. Mecliste Elazığ Belediyesi tarafından yapımına başlanan Batı Prestij konutları ile ilgili Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Sabahattin Uçar, meclis üyelerine bilgi verdi. Yapma yetkisini bakanlığımız tarafından yapılaraktan da planımız bitti, onaylandı, kesinleşti. Onun üzerine de biz tekrardan şu uygulandırma işlemlerine geçtik ve o işlemler de bitti. Rezerv alan 564 bin metrekarelik alan içerisinde yaklaşık kesilen dop oranı da %45'leri buldu. Daha sonra oluşan bu alan içerisinde de projelendirme çalışmalarına özellikle malumunuz daha önce bir Umut Elazığ projesi yapılmıştı. Umut Elazığ projesinin sürecinin uzun sürmesi ve biraz da yapılan projenin maliyetin çok yüksek olması nedeniyle de biz bunu ihaleye çıktık. Şahin Şerifoğulları Batı Prestij Projesi ile elde edilecek gelirle belediyeye ve EBUAŞ'a gelir elde edileceğini söyledi. Vicdanen, dinine, imanına, Allah'ına konuş. Ben bugün o projeyi durduracağım. Ben de kendim yapıyorum. Ben de kendim yapıyorum. Diyorum ki eğer deniz bu kayıtlar alınıyor. Al. 700 bin lira şeyin hesabına girecek. Al. 600 bin lira da EBUAŞ'ın şeyine yapacak. Al. Yaklaşık 1 milyon 300 bin lira evet. Bu konutlardan gelir elde edeceğiz. Aynen. Orada Allah'ın izniyle hem kentsel dönüşümde bu hibe kapsamında kullanacağız. Hem sosyal konut yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili girişimlerimiz de inşallah sonuçlandırır, nihayet erir. Onu başlayacağız. Daha sonra gündeme geçildi. Hankendi Köy Muhtarlığı'nın Elazığ Belediye Başkanlığı'na katılma talebi görüşüldü. Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusu görüşüldü. Madde Hukuk Komisyonu'na havale edildi.